Hüsran Hocam, tabii çok güzel konulara temas ettik, değindik ama bir de tabii vazgeçilmezimiz olan pilav ve makarnalar var. Makarnayı çok tüketiyoruz, pilavı çok tüketiyoruz. Ve pilavı yerken de yanında ekmekle yediğimiz oluyor. İçeceklerle de destekliyoruz. Peki pilav ve makarna tüketimi nasıl olmalı? Evet, pilav makarna dediğimizde aslında vazgeçemediğimiz iki besin öğesi ve ben de evet görüyorum o ekmek makarnalara banılıyor. Fakat son derece yanlış çünkü ekmek, işte bulgur ve makarna, pirinç bunların hepsi ekmek grubuna dahildir. Bir dilim ekmek dediğimizde 3 yemek kaşığı bulgur pilavı, makarna veya pirinç pilavı geçmektedir. Bu nedenden dolayı gün içerisinde pirinç pilavı veya makarna tüketeceksek veya bulgur pilavı tüketeceksek, ki bulgur pilavı tüketmek daha iyi olur besin değeri açısından, gün içerisinde ekmeklerimizden feragat ederek biraz daha o grubun tüketimini artırabiliriz. Bir de sağlıklı pişirme yöntemleri de çok önemli. Biz bol tereyağında o pirinci kavuruyoruz, o şekilde pişiriyoruz. Aslında böyle haşlama yöntemiyle pirinç pilavını pişirmek özellikle çok daha sağlıklı oluyor. Makarna gibi biraz kaynayan suyun içerisine pirinci atıyoruz ve kendi kendisine çekmesini sağlıyoruz. İçerisinde piştikten sonra bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebiliriz. Bu şekilde daha sağlıklı pişirmiş oluruz. Diğer türlü hem kalori artmış oluyor, yani enerji artmış oluyor. Bu da bize sonrasında kilo olarak geri dönüyor. Hani pilav makarna yiyeceksek ekmek yemeyelim ve ekmekte de mutlaka tam buğday ekmeği tercih edelim. Çünkü kişi ya beyaz ekmek alışkanlığından ötürü beyaz ekmek daha çok tüketimine eğilimli. Ve kişi de diyete girdiği zaman da aslında sık yapılan yanlışlardan biri de ekmeği tamamen kesmek. İşte hocam ben diyete girdim, gerçekten hiç ekmek yemiyorum diye. Pazartesi diyetleri de var. Evet, tamamen ya ekmeği kesiyoruz ya da pazartesi başlıyoruz. Aslında hani her pazartesi değil de o an karar verip artık ben daha sağlıklı bir yaşama adım atacağım deyip sürdürmek daha doğru olur. Çünkü diyet demek her şey yasak demek değil. Biz diyetlerimizde her şeyi yazıyoruz. Fakat biraz abartıyoruz. Hani diyet denilince sanki her şey yasakmış da açlık orucuna girmişiz gibi. Hani canımız bir şey istiyor, yok ben diyetteyim asla yemem, işte yedim diyetim bozuldu gibi oluyor. Aslında diyette hiçbir şey yasak değil, sadece porsiyon miktarı çok önemli. Eğer ki gerçekten kilo problemleriniz varsa ve kendi başınıza bunu çözemeyecekseniz diyetisyenlerden lütfen yardım alın. Çünkü kişi kendi kendine diyet yaptığında kas kaybı oluyor yağ kaybından ziyade. Bizim istediğimiz yağ kaybı veya çok yanlış yöntemler uygulayarak kendisini çeşitli hastalıklara da sebebiyet verebiliyor. Bu anlamda hani uyarmakta fayda var. Yağ kaybı dediniz ya hocam, peki o yağ kaybı nasıl sağlayacak? Yağ kaybı nasıl sağlanıyor? Kişiye biz kendisine özel konuşarak, kan tahlillerine de bakarak özel diyet programı hazırlıyoruz. Tamamen sağlıklı beslenme ilkelerine, işte et grubunu, sebze grubunu, tahıl grubunu bulunduran bir beslenme programı oluyor. Aslında bunu evde şöyle bir tabağımıza baktığımızda, sofraya oturduğumuzda tabağımızın yarısının ya salatayla ya sebzeyle kaplı olduğunu bir görelim. Çeyreğinde bir et grubu olabilir. Et grubunda dediğimiz bizim peynirimiz var, yumurtamız var, et, tavuk, balık olabilir. Diğer çeyreğinde de hani ya tam buğday ekmeğimiz olur, ya makarnamız, ya bulgur pilavımız. Yani bir tahıl kaynağımız olsun, yanında da mutlaka bol suyla birlikte. Bu şekilde her öğün beslenirsek aslında kilo yönetimimiz daha kolay olacaktır. Ve sıklıkla unuttuğumuz şey aslında bizim kalsiyum, yoğurt, süt ürünleri çok sıklıkla atlanıyor. Özellikle gençlerde de bunların tüketimi sıklıkla atlanıyor. Eğer ki ara öğün yapacaksanız özellikle gençler hani meyve süt ikilisinden yardım alırsalar çok daha iyi olacaktır.